kararsızlık nasıl aşılır bunun üzerine biraz beraber düşünmek istiyorum sizinle. Hayatımızda bazen ne yapacağımıza karar veremediğimiz evreler olur. Hatta bu çoğu zaman olur. Bu zamanlarda acil kararlar vermek yanlış adımlar atmamıza da sebep olabilir. Tanrı'yla, özümüzle, Rabbimizle, beynimizle doğru bir sorgulamadan sonra karar vermemiz gerekebilir. Bunun için yapabileceğimiz birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi yazılı bir şekilde düşünmektir. Çünkü yazarak düşündüğümüz zaman zihnimiz oradan oraya sıçramaz ve daha planlı düşünebiliriz. İstediklerimiz neler, amaçlarımız neler, bunları belirleyip bunlar için günlük, haftalık, aylık planlar yapabiliriz. Ama hiçbir şeye karar vermediysek bu evrede yapılabilecek en iyi şey doğayla bütünleşmek, meditasyon yapmak, bize ilham verecek sanat eserleriyle haşır neşir olmaktır. Böylece daha yaratıcı düşünebiliriz, doğru düşünebiliriz ve verdiğimiz kararlar daha az egomuzdan kaynaklanır. Eğer toplumun baskısıyla, ailemizin baskısıyla hızlı karar verirsek yanlış adımlarımızın sayısı da artar. Kimin için yaşıyoruz? Önce bu sorunun cevabını vermeliyiz. İnsanlar çoğu zaman yıllarını kendi seçmedikleri bir mesleği hedefleri zannederek geçiriyorlar. Ve verdikleri yanlış karardan pişman olduklarında ömürlerinin ciddi bir oranı geçmiş oluyor. O zaman önce özgür düşünebilmek için sürekli dönen düşünce kalıplarımızı aşmayı öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü bu düşünce kalıpları bizim zihnimize kolektif egodan, yani toplumun egosundan ve bilinçaltından gelir. Ancak toplumun egosu, bilinçaltı ve beklentilerini aştığında yanlış inançlarını aşabilir, gerçek ihtiyaçlarını fark edebilir. O zaman daha özgür ve daha doğru kararlar verebilir.